Denizli Organize Sanayi Bölgesi 30 bin üzerinde istihdamı olan çok sayıda şirkete sahip bir sanayi bölgesi, çok başarılı ihracat yapan. Şimdi onlar bir üniversiteyle buradaki üniversite kurarak buradaki insan kaynaklarını nasıl geliştirebilecekleri hususunda bir arayış içine girmişler. Biz de Ostim Teknik Üniversitesi deneyimini biraz aktarmaya çalıştık. Ostim Teknik Üniversitesi Ankara Ostim Sanayi Bölgesi tarafından oranın lokasyon olarak da tam sanayinin merkezinde kurulmuş olan dünyanın ilk ve tek sanayi üniversitesi dediğimiz bir üniversite modeli. Bu üniversite modelinin artılarını, eksilerini, şu ana kadar yaşadığımız tecrübeleri başkanımız bizimle paylaşmak istedi. Biz de modelimizi anlattık, şu ana kadar yaşadığımız tecrübelerimizi anlattık. Sonuçta tabii organize sanayi bölgesi böyle bir enerjinin gayretin içine girmiş. Artık bundan sonraki adımları bu tecrübelere göre diğer kurumlardan da tecrübe alarak şekillendirecekler. Teknik üniversite yakışır, sanayi üniversitesi yakışır. Çünkü Denizli bir sanayi kenti, aynı zamanda da çok girişimci bir kent. Yani bu ikisinin bir araya gelmesi çok önemli. Yani sanayicilik ve girişimci sanayicilik. Bugün dünyanın birçok ülkesine buradan başta tekstil ürünleri olmak üzere ürün ihraç ediyor. Dünya piyasalarında rekabet etmek, oralara çıkmak kolay şeyler değil. Denizli bunları başarmış bir kentimiz. İşte Antep gibi, Konya gibi, Ankara gibi sanayileşmiş bir kentimiz. Kişi başına geliri, refah seviyesini sanayileşerek, ihracat yaparak geliştirmiş bir şehir. O yüzden buraya bu mevcut üniversite, Pamukkale Üniversitemiz var burada. O da çok başarılı. Ama daha butik sanayinin sorunlarını çözecek Ar-Ge teknoloji, markalaşma, tasarım gibi alanlarda Denizli sanayini dünya liginde rekabet ettirecek bir üniversite ihtiyaç var diye düşünüyoruz.